Harry Potter ve Ateş Kadehi 14. Bölüm Affedilmez Lanetler Sonraki iki gün olaysız geçti. Tabi Neville'ın iksir dersinde altıncı kazanını eritmesini saymazsanız. Yazın kinderlik konusunda iyice ilerleme kaydetmiş görünen Profesör Snape, Neville'ı cezaya bıraktı. Neville cezadan döndüğünde sinirleri harap haldeydi. Bir fıçı dolusu boynuzlu kara kurbağa sayıklamıştı. Hermione'nin tırnak aralarında kalan kurbağa parçalarını çıkarabilsin diye Neville'a bir fırçalama büyüsü öğretmesini izlerlerken Ron Harry'e ''Snape'in kafası niye böyle bozuk biliyorsun değil mi?'' diye sordu. ''Evet'' dedi Harry. ''Moody'' Snape'in aslında karanlık sanatlara karşı savunma dersini vermek istediği bilinen bir şeydi. Ama üst üste dört yıldır bu isteğini gerçekleştiremiyordu işte. Snape daha önceki karanlık sanatlara karşı savunma öğretmenlerinden hiç hoşlanmaz ve bunu belli ederdi. Ama Deli Göz Moody'ye apacık düşmanlık göstermekten tuhaf bir şekilde sakınıyor gibiydi. Hatta Harry ne zaman ikisini bir arada görse, yemek sırasında ya da koridorda birbirlerinin yanından geçerlerken, Snape'in Deli Göz Moody ile göz göze gelmekten, sihirli gözüyle de sihirsiz gözüyle de kaçındığı yönünde bir izlenim edinmişti. Snape ondan biraz korkuyor galiba dedi Harry dalgın dalgın. Moody'nin Snape'i boynuzlu kara kurbağasına çevirdiğini düşünsene bir. Dedi Ron hülyalı gözlerle. Sonra da onu zindanında zıplatıp durduğunu. Gryffindor'un dördüncü sınıf öğrencileri Moody'nin ilk dersini öylesine sabırsızlıkla bekliyorlardı ki Perşembe günü öğle yemeğinden sonra erkenden gelip daha zil çalmadan sınıfın önünde kuyruk oldular. Ortalıkta görünmeyen tek kişi Hermione'ydi. Derse son anda geldi. Ben, kütüphanedeydin diye tamamladı Helio'nun cümlesini. Hadi çabuk ol, yoksa doğru dürüst bir yer bulamayacağız. Aceleyle sınıfa girip öğretmen masasının hemen önündeki üç sandalyeye oturdular. Ve karanlık güçler, kendini koruma rehberi kitaplarını çıkarıp alışılmadık bir biçimde sessizce beklemeye başladılar. Az sonra koridordan o tanıdık takırdayan ayak sesleri duyuldu ve Moody sınıftan içeri girdi. Her zamanki kadar tuhaf ve korkutucu görünüyordu. Cübbesinin hemen altından pençeli, tahta ayağını görebiliyorlardı. ''Kaldırabilirsiniz onları.'' diye homurdandı. Gürültüyle masasına gidip oturarak. ''Kitapları diyorum. Onlara ihtiyacınız olmayacak.'' Kitapları çantalarına koydular. Ron çok heyecanlı görünüyordu. Moody bir yoklama defteri çıkardı. Uzun, kır düşmüş gri saçını çarpık ve yaralı yüzünün önünden çekti ve isimleri okumaya başladı. Normal gözü listede düzenli bir şekilde aşağı doğru iniyor. Sihirli gözü ise dönüp duruyor, cevap veren öğrencilere odaklanıyordu. Son öğrenci de orada olduğunu belirttikten sonra "Pekala," dedi Moody. "Bu sınıf hakkında profesör Lupin'den bir mektup aldım. Karanlık yaratıklarla baş etme konusunda bayağı etraflı bir temel eğitim almışsınız." böcürtleri, kırmızı kafaları, yin zıpırları, garkenezleri, kappaları ve kurt adamları işlemişsiniz. Öyle değil mi? Sınıftan onaylama niteliğinde bir uğultu yükseldi. Ama lanetler konusunda geridesiniz. Hem de çok geride, dedi Moody. Bana da büyücülerin birbirlerine neler yapabilecekleri konusunda sizi adam etmek düşüyor. Size sadece bir yılda karanlık. Ne? Kalmıyor musunuz? Dedi Ron kendine hakim olamayarak. Moody'nin sihirli gözü dönüp Ron'a dikildi. Ron hala endişeli görünüyordu. Ama az sonra Mudi gülümsedi. Harry onun güldüğünü ilk kez görüyordu. Zaten ciddi şekilde yaralı olan yüzü gülünce daha da çarpılıp kasıldı. Ama yine de gülümsemek gibi sıcak bir şey yapabildiğini görmek güzeldi. Ron da rahatlamış gibiydi. ''Sen Arthur Weasley'nin oğlusuna, dedi Moody. ''Babam birkaç gün önce beni çok zor bir durumdan kurtardı.'' Evet sadece bir yıl kalıyorum. Dumbledore özel bir iyilik bu. Sadece bir yıl. Ondan sonra sakin emekliliğime dönüyorum. Kaba bir kahkaha attı ve boğum boğum ellerini birbirine çarptı. Pekala hemen başlayalım. Lanetler. Farklı farklı güçlerde, farklı farklı şekillerdedir. Şimdi sihir bakanlığına bakılırsa size karşı lanetleri öğretip işi orada bırakmam gerekiyor. Altıncı sınıfa kadar size yasal dışı karanlık lanetlerin neye benzediklerini göstermemeliymişim. Sözde o zamana kadar bunlarla başa çıkabilecek kadar büyümüş olmazmışsınız. Ama Profesör Dumbledore sizin cesaretinize güveniyor. Karanlık lanetlerin üstesinden gelebileceğinizi düşünüyor. Ben de diyorum ki neyle karşı karşıya olduğunuzu ne kadar erken öğrenirseniz o kadar iyi. Daha önce hiç görmediğiniz bir şeye karşı kendinizi nasıl savunacaksınız ki? Size yasa dışı bir lanet yapmak üzere olan bir büyücü durup da ne yaptığını söylemez. Yüzünüze bakıp tatlı tatlı kibar kibar yapmaz. Hazırlıklı olmanız lazım. Tetikte ve dikkatli olmanız lazım. Miss Brown ben konuşurken onu ortadan kaldırmanız lazım. Lavender sıçradı ve kıpkırmızı kesildi. Sıranın altından Parvati'ye tamamlanmış yıldız tablosunu gösteriyordu. Belli ki Moody'nin sihirli gözü hem başının arkasından hem de tahtanın içinden görebiliyordu. Pekala. Büyücülük kanunlarına göre hangi lanetlerin en ağır şekilde cezalandırıldığını bileniniz var mı? Birkaç tane tereddütle el kalktı. Bunlara Ron'un ve Hermione'nin elleri de dahildi. Moody Ron'u işaret etti ama sihirli gözü hala Lavender'ın üzerindeydi. "Eee, Dedron tereddüt ederek. Babam bana bir tanesinden bahsetmişti. Adı Imperius laneti olabilir mi?" Ah evet dedi Mudi takdirle. Baban o laneti bilir tabii. Zamanda bakanlığın başına epey bela olmuştu imperius laneti. Mudi birbirleriyle uyumsuz ayaklarının üzerinde ağır ağır doğruldu. Masasının çekmecesini açtı ve cam bir kavanoz çıkardı. İçinde üç tane büyük ve siyah örümcek koşuşturuyordu. Harry yanında oturan Ron'un arkaya kaykıldığını hissetti. Örümceklerden nefret ederdi o. Moody elini kavanoza soktu. Örümceklerden birini yakaladı ve hepsinin görebileceği şekilde avucunun içinde tuttu. Sonra asasını ona doğrulttu ve mırıldandı. Imperio. Örümcek, Mudin'in elinden atlayıp ince, ipeksi bir ipliğin ucunda öne arkaya sanki trapezdeymiş gibi sallanmaya başladı. Bacaklarını kasarak açtı. Bir ters paranda attı ve ipliğini koparıp masanın üstüne indi. Sonra da orada daireler çizerek yan yan takla atmaya başladı. Mudi asasını şöyle bir silkti. Örümcek arka bacaklarından ikisinin üzerine kalktı ve basbaya step dansı yapmaya başladı. Herkes kahkahalarla gülüyordu. Yani Mudi hariç herkes. Komik buluyorsunuz değil mi? diye kükredi. Bunu size yapsam hoşunuza gider mi? Kahkahalar hemen o anda kesildi. Tam kontrol, dedi Mudi alçak sesle. Örümcek kendini top haline getirip yuvarlanmaya başlamıştı onun pencereden dışarı atlamasını, kendini boğmasını, içinizden birinin gırtlağına atılmasını sağlayabilirim. Ron elinde olmadan ürperdi. Yıllar önce İmperius lanetiyle kontrol edilen birçok cadı ve büyücü vardı, dedi Moody. Harry, onun Voldemort'un gücünün doruğunda olduğu dönemden bahsettiğini anlamıştı. Bakanlık, kime bir şeylerin zorla yaptırıldığını, kimin kendi isteğiyle hareket ettiğini ayırt etmekte epey güçlük çekti. Imperius lanetine direnilebilir. Ben de size bunun nasıl yapılacağını öğreteceğim. Ama gerçek bir irade gücü gerekiyor ve bu herkeste olmayan bir şey. Mümkünse bu lanete hedef olmaktan kaçının daha iyi. Sürekli tetikte olun.'' diye gürledi. Herkes yerinden sıçradı. Moody, salto atmakta meşgul olan örümceği yakaladı ve kavanozuna geri koydu. ''Başka lanet bilen var mı? Yine yasa dışı bir lanet.'' Hermione'nin eli yine kalktı. Şaşırtıcı bir şekilde Neville'ınki de. Oysa onun konuşmaya gönüllü olduğu tek ders, açık arayla en iyi dersi olan bitki bilimdi. Neville da kendi cüretine şaşırmış görünüyordu. Evet, dedi Moody. Sihirli gözü yuvasında dönüp Neville'a sabitlendi. Bir de şey var, Kurisiatus laneti, dedi Neville. Kısık ama anlaşılır bir sesle. Moody, Neville'a büyük bir dikkatle bakıyor, Dahası şimdi bu iş için iki gözünü de kullanıyordu. Adın Longbottom mı? dedi. Sihirli gözü aşağı devrilip listeyi kontrol ederken. Neville başıyla tedirgin tedirgin onayladı. Ama Moody başka soru sormadı. Sınıf arkasını dönüp kavanoz elini soktu. Ve yeni bir örümcek alıp masanın üstüne koydu. Örümcek masanın üstünde kas katı duruyordu. Belli ki hareket edemeyecek kadar korkmuştu. Krisiatus laneti dedi Moody biraz daha büyük olmalı ki anlayabilesiniz. Asasını örümceğe doğrulttu ve Engorgio dedi. Örümcek şişti. Şimdi bir tarantuladan daha iriydi. Artık kendine hakim olma gayretinden tamamen vazgeçen Ron, sandalyesini geri çekip Moody'nin masasından olabildiğince uzaklaştırdı. Moody yine asasını kaldırdı. Örümceğe doğrulttu ve mırıldandı. Kuruşuyor. Örümceğin bacakları birden bedeninin üstüne doğru kıvrıldı. Hayvan dönüp korkunç bir şekilde kasılmaya, sağ sola yuvarlanmaya başlamıştı. Örümcekten hiç ses çıkmıyordu. Ama Harry, onu ses çıkarabilse çığlık atıyor olacağından emindi. Moody asasını çekmedi. Örümcek daha da şiddetle titreyip kasılmaya başladı. ''Yeter!'' dedi Hermione tiz bir sesle. Harry dönüp ona baktı. Hermione örümceğe bakmıyordu. Neville'a bakıyordu. Onun bakışlarını takip eden Harry, Neville'ın ellerinin sıraya sımsıkı yapıştığını, parmaklarından kanın çekildiğini, gözlerinin ise dehşetle iri iri açılmış olduğunu gördü. Moody asasını kaldırdı. Örümceğin bacakları gevşedi ama hala seyiriyordu. Moody, reduşuyor diye mırıldandı ve örümcek normal boyuna döndü. Moody onu alıp kavanoza koydu. Acı, dedi Moody hafifçe. Kuru siyah tüs lanetini biliyorsanız Birini işkence etmek için kerpetene ve bıçağa ihtiyacınız olmaz. Bir ara bu lanet de çok popülerdi. Pekala, başka bir lanet bilen? Harry çevresine baktı. Herkesin yüzünden son örümceğin başına neler geleceğini merak ettikleri anlaşılıyordu. Hermione'nin eli biraz titreyerek de olsa üçüncü kez havaya kalktı. Evet, dedi Moody ona bakarak. Avada kedavra diye fısıldadı Hermione. Birkaç kişi dönüp ona tedirgin bakışlar attı. Bunlara Ronda dahildi. Aa dedi Moody. Yamuk yine bir gülümsemeyle çarpıldı. Evet, sonuncusu, en kötüsü. Avada kedavra, öldüren lanet. Elini cam kavanozun içine soktu. Üçüncü örümcek başına neler geleceğini biliyormuşçasına kavanozun dibinde deli gibi koşuşturmaya başladı. Moody'nin parmaklarından kaçmaya çalışıyordu. Ama Moody onu sıkıştırdı ve masanın üstüne yerleştirdi. Örümcek bu defa da tahta yüzeyin üstünde delice koşuşturmaya başladı. Moody asasını kaldırdı ve birden herin içini kötü bir his sardı. Avvada kadavra diye kükredi Moody. Göz kamaştırıcı bir yeşil ışık çaktı ve bir hışırdama duyuldu. Sanki devasa ve görünmez bir şey havayı yararak geliyordu. Örümcek aniden sırt üstü devrildi. Üstünde herhangi bir iz yoktu ama öldüğü kesindi. Kızların çoğu çığlık atmamak için kendilerine güçlükle hakim oldular. Örümcek ona doğru kayarken Ron geriye sıçradı. Az daha sandalyesiyle birlikte arkaya devrilecekti. Moody ölü örümceği masanın üstünden süpürüp yere attı. Güzel değil dedi sakin bir ses tonuyla. Hoş değil ve bir karşı laneti yok. Önlemenin yolu da yok. Şimdiye kadar Sadece bir kişi bundan sağ çıkabildi. O da tam karşımda oturuyor. Harry yüzünün kızardığını hissetti. Moody'nin gözleri ikisi birden ona çevriliydi. Ayrıca bütün sınıfın bakışlarını da üzerinde hissedebiliyordu. Harry ise boş kara tahtaya sanki büyülenmiş gibi bakıyordu. Oysa tahtayı görmüyordu bile. Demek annesi ve babası böyle ölmüştü. Tıpkı o örümcek gibi. Onlar da tek bir leke Tek bir iz almadan mı ölmüşlerdi acaba? Yaşam bedenlerinden alınmadan önce yeşil ışığın çaktığını görmüş ve hızla gelen ölümün sesini mi duymuşlardı? Harry 3 yıldır annesinin ve babasının ölümünü tekrar tekrar gözünde canlandırıyordu. Öldürüldüklerini öğrendiğinden beri, o gece ne olduğunu öğrendiğinden beri gözünde canlandırıyordu bunu. Kıl kuyruk ihanet edip annesinin ve babasının yerini Voldemort'a söylemiş. O da kulübelerine gelip onları bulmuştu. Voldemort'un önce Harry'nin babasını öldürmesi, James Potter'ın onu engellemeye çalışması ve karısına seslenerek Harry'yi alıp kaçmasını söylemesi. Voldemort'un Lily Potter'ın üstüne gitmesi ve Harry'yi öldürebilmek için ona kenara çekilmesini söylemesi. Annesinin Harry'nin yerine kendisini öldürmesi için yalvarması. Oğlunun önünden çekilmeyi reddetmesi. Bunun üzerine Voldemort'un onu da öldürmesi. Sonra da asasını heriye doğrultması. Heri geçen yıl ruh emicilerle mücadele ederken annesiyle babasının seslerini duyduğu için bu ayrıntıları biliyordu. Çünkü ruh emicilerin korkunç gücü buydu. Kurbanlarına en kötü anılarını yeniden yaşatmak ve onları kendi umutsuzlukları içinde boğup güçsüz bırakmak. Mu yine konuşmaya başlamıştı ama Heri'ye çok uzaktan sesleniyormuş gibi geliyordu. Heri büyük bir gayret göstererek kendini toparlayıp şimdiki zamana döndü ve Mudi'nin söylediklerini dinlemeye başladı. Avada Kedavra lanetinin arkasında çok güçlü bir büyü olması gerekiyor. Şimdi hepiniz asallarınızı çıkarıp bana doğrultabilir ve gerekli sözcükleri söyleyebilirsiniz. Ama bunun sonucunda burnum bile kanasa şaşarım. Ama bu önemli değil. Görevim size bu lanetin nasıl yapılacağını göstermek değil. Peki madem bir karşı lanet yok size niye gösteriyorum bunu? Çünkü bilmek zorundasınız. Beterin beterinin gücünü görmek zorundasınız ki karşı karşıya kalmaktan kaçının. Sürekli tetikte olun diye kükredi ve bütün sınıf yine sıçradı. Şimdi bu üç lanet yani Avada Kedavra, Imperius ve Cruciatus affedilmez lanetler olarak bilinirler. Bunlardan herhangi birinin bir insan üzerinde kullanılması askabanda ömür boyu yatmak için yeterlidir. İşte karşınızda böyle bir şey var. Size savaşmayı öğretmem gereken şey böyle bir şey işte. Hazırlanmanız gerekiyor. Silahlanmanız gerekiyor. Ama en önemlisi sürekli, aralıksız tetikte olmanız gerekiyor. Tüy kalemlerinizi çıkarın, yazın. Dersin geri kalanını affedilmez lanetlerin her biri üzerine notlar alarak geçirdiler. Zil çalına dek kimse konuşmadı. Ama Moody dersi bitirip de herkes sınıftan çıkınca bir konuşma seli patlak verdi. Çoğu hayranlık içinde lanetleri tartışıyordu. Nasıl seyiriyordu gördün mü? Onu nasıl da öldürdü anında. Dersten müthiş bir göstereyim işçisine bahsediyorlardı. Ama Harry dersi pek de eğlenceli bulmamıştı. Görünüşe bakılırsa... Hermon de aynı duyguları paylaşıyordu. Acele edin dedi gergin bir sesle Harry ve Yine o kahrolası kütüphaneye gitmiyoruz ya dedi Ron. Hayır dedi Hermione ters ters. Yandaki bir koridoru işaret etti. Neville. Neville koridorun ortasında bir başına durmuştu. Moody, Crucius lanetini uygularken takındığı dehşete düşmüş ifadeyle ve fal taşı gibi açılmış gözlerle karşısındaki taş duvara bakıyordu. Neville, dedi Hermione tatlılıkla. Neville çevresine bakındı. Aa merhaba. Sesi her zamankinden çok daha tizdi. İlginç dersi değil mi? Acaba yemekte ne var? Ben ben çok açım. Ya siz? Neville iyi misin? dedi Hermione. Ha evet iyiyim dedi Neville. Yine o doğallıktan uzak. Tiz sesi. Çok ilginç yemekti. Yani dersti. Acaba yemekte ne var? Ron Harry'e şaşkın gözlerle baktı. Neville ne? Tam o anda arkalarından tuhaf bir takırtı geldi. Döndüklerinde Profesör Moody'nin topallayarak onlara doğru yürüdüğünü gördüler. Dördü de susup endişeyle onu izlemeye başladılar. Ama Moody her zamankinin aksine usul usul yumuşak bir humurtuyla konuştu. Tamam evlat dedi Neville'a odama gelmeye ne dersin haydi bir fincan çay içeriz. Moody ile çay içme fikri Neville'ın daha da korkmasına neden olmuş görünüyordu. Ne kımıldıyor ne de konuşuyordu. Mudi sihirli gözünü Harry'e çevirdi. Sen iyisin ya Potter. Evet dedi Harry. Neredeyse meydan okuyan bir edayla. Mudi'nin Harry'e dikilen mavi gözü yuvasında hafifçe titredi. Bilmek zorundasınız dedi Mudi. Belki zalimce görünüyor ama bilmek zorundasınız. Numara yapmanın anlamı yok. Neyse gel bakalım Longbottom ben de ilgini çekebilecek bazı kitaplar var. Neville yalvarır gözlerle Harry Ron ve Hermione'ye baktı. Ama onlar bir şey demeyince Moody'nin boğum boğum eli omzunda kendini ona bırakıp gitmekten başka çaresi kalmadı. Bu da neydi böyle? Dedi Ron Neville'la Moody köşeyi döndükten sonra. Bilmiyorum dedi Hermione. Düşünceli görünüyordu. Ne dersin ama ha? Dedi Ron Harry'e. Hep beraber büyük salona giderlerken. Fred ve George haklıymış değil mi? Mud işini gerçekten biliyor değil mi? Avada kedavra lanetini yaptığında örümcek nasıl da oracıkta öldü? Nasıl da anında nalları dikti? Ama Ron, Harry'nin yüzündeki ifadeyi görünce hemen sustu ve büyük salona varana dek bir daha konuşmadı. Salona girince de Profesör Trelawney'nin ödev verdiği tahminlere bu gece başlamaları gerektiğini çünkü bu işin saatler alacağını söyledi. Hermione akşam yemeğinde Harry ve Ron'un sohbetine katılmadı. Yemeğini çılgınca bir hızla yedi ve yine kütüphanenin yolunu tuttu. Harry ve Ron Gryffindor kulesine döndüler. Affedilmez lanetler konusunu açan bu kez Harry oldu. Yemek boyunca başka hiçbir şeyi düşünememişti. Bakanlık lanetleri gördüğümüzü anlarsa, Moody ve Dumbledore'un başı onlarla derde girmez mi diye sordu. Hanım'a yaklaşırlarken. Evet herhalde dedi Ron. Ama Dumbledore her zaman kendi bildiğini okumuştur öyle değil mi? Moody'ye gelince. Anlaşılan o da yıllardır başını belaya sokup duruyor. Önce saldırıyor, sonra soru soruyor. Çöp bidonlarına baksana, zırva. Şişman Hanım öne doğru savrulup giriş deliğini açtı ve Gryffindor ortak salonuna tırmandılar. Salon kalabalık ve gürültülüydü. Kehanet malzemelerimizi alalım mı o zaman, dedi Harry. Alalım bari, diye inledi Ron. Kitaplarını ve haritalarını almak için yatakhaneye gittiklerinde Neville'ı orada tek başına buldular. Yatağın üstüne oturmuş kitap okuyordu. Moody'nin dersinin çıkışındakine kıyasla hayli sakin görünüyordu. Yine de tamamen normale dönmüş sayılmazdı. Gözleri oldukça kırmızıydı. ''İyi misin Neville?'' diye sordu Harry. ''Ha evet.'' dedi Neville. ''İyiyim sağ ol. Profesör Moody'nin verdiği kitabı okuyordum.'' ''Kitabı onlara gösterdi. Akdeniz'in sihirli su bitkileri ve özellikleri.'' anlaşılan Profesör Sprout, Profesör Mu diye bitki bilimde çok iyi olduğunu söylemiş, dedi Neville. Sesinde daha önce Harry'nin nadiren duyduğu hafif bir gurur vardı. O da bunu beğeneceğimi düşünmüş. Profesör Sprout'un söylediklerine Neville'a aktarmak, onu neşelendirmek için de ne incelikli bir yöntem diye düşündü Harry. Çünkü Neville'a herhangi bir konuda iyi olduğu nadiren söylenirdi. Bu tam Profesör Lupin'in yapacağı türden bir şeydi. Harry ve Ron, Geleceğin Sis Perdesini aralama adlı kitaplarını alıp ortak salona indiler. Kendilerine bir masa buldular ve gelecek ayın tahminleri üzerinde çalışmaya başladılar. Bir saat geçti. Çok az ilerleme kaydetmişlerdi. Masaları üstlerinde toplamalar ve simgeler bulunan parşömen parçalarıyla kaplıydı. Ve Harry'nin beyni Profesör Trulovin'in ateşinin dumanlarıyla doluymuşçasına sisliydi. Bunların ne anlama geldiği hakkında en ufak bir fikrim yok dedi önündeki hesaplarla dolu uzun listeye bakarak bak ne diyeceğim dedi ron ümitsizlik içinde parmakları saçlarının içine sokup çıkarmaktan saçları havaya dikilmişti galiba yine o eski kehanet numarasına kaldık nasıl yani uyduralım mı diyorsun evet dedi ron çiziklenmiş notlardan oluşan yığını masadan aşağı süpürdü kalemini mürekkebe batırdı ve yazmaya başladı önümüzdeki pazartesi dedi bir taraftan yazarken Mars ve Jüpiter'in şanssız kesişmesi nedeniyle büyük ihtimalle öksürüğe yakalanacağım. Başını kaldırıp Harry'e baktı. Bilirsin onu sen tahminlerin arasına bir sürü sefalet koy havada kapar. Doğru dedi Harry. İlk denemesini buruşturup sohbet eden bir grup birinci sınıf öğrencisinin başları üzerinden ateşe atarak. Pekala. Pazartesi günü beni bir tehlike bekliyor. E, yanma tehlikesi. Gerçekten de bekliyor dedi Ron sıkıntıyla. Pazartesi günü kelekerler var yine. Peki, salı günü ben eee... Kıymetli bir eşyanı kaybedeceksin, dedi Harry. Bir yandan da fikir bulmak için geleceğin sis perdesini aralamağa karıştırıyordu. İyi buldun, dedi Ron aynen yazarak. Şeyden e ee, Merkür'ün etkisinden dolayı sen niye dost sandığın biri tarafından arkandan bıçaklanmıyorsun? Evet, süper, dedi Harry yazarak. Çünkü... Venüs 12. burçta. Çarşamba günü de bir kavgada yenileceğim. Ah tam da ben kavga edecektim. Neyse ben de iddia kaybedeyim. Evet benim kavgayı kazanacağıma iddiaya girmiş ol. Bir saat boyunca tahminler uydurmaya devam ettiler. Tahminler giderek daha da trajik bir hal alıyordu. Bu arada insanlar yatmaya çıkıyor, ortak salon yavaş yavaş boşalıyordu. Crookshanks yanlarına geldi. Boş bir sandalyeye atladı, ve Harry'e esrarla esrarla bakmaya koyuldu. Hermione de ödevlerini doğru dürüst yapmadıklarını bilse onlara aşağı yukarı böyle bakardı. Salona göz gezdirip henüz yazmadığı bir talihsizlik düşünmeye çalışan Harry, karşı duvarın dibinde Fred ve George'un oturduğunu gördü. Ellerinde tüy kalemleri, kafa kafaya vermiş, tek bir parça parşömene bir şeyler yazıp duruyorlardı. Fred ve George'un bir köşeye çekilip sessiz sessiz çalışmaları görülmüş şey değildi. Genellikle olayların tam göbeğinde bulunmayı ve şamata yapıp ilgi üzerine çekmeyi severlerdi. Parşömenin üzerine çalışırlarken gizli kapaklı işler çeviriyormuş gibi bir halleri vardı. Harry'nin aklına kovukta ikisinin yan yana oturup bir şeyler yazmaları geldi. O zaman Vizli büyücü şakaları için yeni bir sipariş formu doldurduklarını sanmıştı. Ama bu seferki öyleye benzemiyordu. Yoksa mutlaka Lee Jordan'da aralarını alırlardı. Harry yaptıkları işin üç büyücü turnuvasına girmekle ilgili olup olmadığını merak etti. Harry onları seyrederken George, Fred'e hayır anlamında başını salladı. Tüy kalemiyle bir şeyin üstünü çizdi ve alçak sesle ama yine de ıslı salonun öbür tarafından duyulabilen bir şekilde konuştu. Hayır, onu suçluyor gibi oluyoruz o zaman, dikkatli olmalıyız. Derken George başını çevirip Harry'nin onu izlediğini gördü. Harry sırıtıp hemen tahminlerine döndü. George'un Onların konuşmalarına kulak kabarttığını düşünmesini istemiyordu. Kısa süre sonra ikizler parşömeni rulo yaptılar, iyi geceler dilediler ve yatmaya çıktılar. Fred ve George gideli 10 dakika kadar olmuştu ki portre deliği açıldı ve Hermione bir elinde bir tomar parşömen, diğerinde de o yürürken tıkırdayan bir kutuyla ortak salona girdi. Crookshanks mırlayarak gerindi. ''Merhaba'' dedi Hermione. ''İşimi bitirdim.'' ''Ben de.'' dedi Ron muzaffer bir sesi. Tüy kalemini masaya fırlatarak. Hermione oturdu. Taşıdığı şeyleri boş bir koltuğa koydu ve Ron'un tahminlerini önüne çekti. Kuruk kucağına kıvrılırken ''Senin için pek iyi bir ay olmayacak galiba'' dedi alaylı alaylı. ''Eh en azından uyarılmadım demem.'' dedi Ron esneyerek. ''Görünüşe bakılırsa iki kez boğuluyorsun'' dedi Hermione. ''Öyle mi?'' dedi Ron tahminlerine göz atarak. Birini azgın bir hipogrifin altında kalmaya çevirsem iyi olacak. Sizce bunları uydurdunuz biraz bariz değil mi? Dedi Hermione. Bu ne cüret? Dedi Ron yalancıktan bir öfkeli. Burada oturmuş ev cinleri gibi çalışıyoruz. Hermione kaşlarını kaldırdı. Lafın gelişi canım. Dedi Ron hemen. Kafası kesilerek öldüğüne dair tahminini yeni bitiren Harry de tüy kalemini bıraktı. Kutunun içinde ne var? Diye sordu parmağıyla göstererek. Sordu on iyi oldu dedi Hermione Ron'a pis pis bakarak. Kapağı açıp onları içindekileri gösterdi. Kutunun içinde 50 tane rozet vardı. Hepsi farklı renkteydi ama hepsinin üstünde aynı harfler vardı. E, R, I, T. Erit mi? dedi Harry. Eline bir rozet alıp bakarak. Nedir bu? Erit değil, dedi Hermione sabırsızca. E, R, I, T. Ercini refahını ilerletme topluluğunun kısaltılmışı. Hiç duymadım, dedi Ron. Elbette duymazsın dedi Harmoni hemen. Daha yeni kurdum. Öyle mi dedi Ron hafifçe şaşırarak. Kaç üye var? Şey ikiniz katılırsanız üç dedi Harmoni. Peki biz üstünde erit yazan rozetlerle ortalıkta dolaşmak ister miyiz sanıyorsun? Dedi Ron. Ere it dedi Harmoni hararetle. Aslında adını dostumu sihirli yaratıkların utanç verici istismarına son verin ve yasal durumlarını değişiklik için sesinizi yükseltin koyacaktım ama sığmadı. Onun için bildirimimizin başlığı bu oldu. Parşömen tomarını onlara doğru salladı. Kütüphanede etraflıca bir araştırma yaptım. Cin köleliği yüzyıllar öncesine uzanıyor. Şimdiye kadar kimsenin bu konuda bir şey yapmamış olmasına inanamıyorum. Hermoni kulaklarını iyice aç Dedir on yüksek sesle. Onlar bundan hoşlanıyor. Köle olmayı seviyorlar. Kısa vadeli hedeflerimiz dedi Harmoni sesini fazla yükseltip hiçbir şey duymamış gibi yaparak, el cinlerinin adil ücretlere ve çalışma koşullarına kavuşmasını sağlamak. Uzun vadeli hedeflerimiz arasındaysa asal kullanmama yasasını değiştirmek ve sihirli yaratıkların düzenlenmesi ve denetimi dairesine bir cin sokmak var. Çünkü hayret verecek derecede kıt temsil ediliyorlar. Peki bütün bunları nasıl yapacağız? diye sordu Harry. İşe üye almakla başlayacağız, dedi Harmoni mutlu bir edayla. Katılmak için iki sıkıl diye düşündüm. Bununla bir rozet almış olacaklar. Gelirler broşür kampanyamız için kullanılabilir. Sen mali sorumlusun Ron. Yukarıda senin için bir kumbaran var. Harry sen de sekretersin. Bu yüzden şu anda söylediklerimi yazmak isteyebilirsin. İlk toplantımızın kayıtları olacak. Hermione'nin ikisine gülümseyerek baktığı bir sessizlik oldu. Harry, Hermione'ye karşı duyduğu kızgınlık ve Ron'un yüzündeki ifadeden duyduğu keyif arasında kalmıştı. Az sonra sessizlik bozuldu. Ama bunun nedeni geçici bir şok yaşıyormuş gibi görünen Ron değil, camdan gelen yumuşak bir tık tık sesiydi. Harry artık tamamen boş olan ortak salonun karşı tarafına baktı ve ay ışığının aydınlattığı kar beyaz bir baykuşun pencere pervazına türemiş olduğunu gördü. Hedwig diye bağırdı ve sandalyesinden fırlayıp salon öbür ucuna giderek pencereyi açtı. Hedwig uçarak içeri girdi. Salonu baştan başa geçti ve masaya Heri'nin tahminlerinin tam üstüne kondu. Vakti gelmişti artık dedi Heri. aceleyle onun peşinden giderek. Cevap getirmiş dedi Ron heyecanla. Hedwig'in bacağına bağlı pis parşömen parçasını işaret ederek. Heri çabucak parşömeni açtı ve okumak için masaya oturdu. Bu arada Hedwig de onun dizine konup usul usul ötmeye koyuldu. Ne diyor diye sordu Hermione soluk sola. Mektup çok kısaydı ve büyük bir aceleyle çiziktirilmiş gibiydi. Her yüksek sesle okudu. Harry hemen kuzeye uçuyorum. Yara izinle ilgili bu haber bana buraya ulaşan bir dizi tuhaf söylentinin en sonuncusu. Bir daha acırsa doğruca Dumbledore'a git. Onun deli gözü emeklilikten aldığını söylüyorlar. Bu da başka kimse işaretle okuyamasa da onun okuduğunu gösteriyor. Yakında seninle irtibata geçeceğim. Ron ve Hermione'ye en iyi dileklerimi ilet. Gözünü açık tut Harry. Sirius. Harry başını kaldırıp Ron ve Hermione'ye baktı. Onlar da gözlerini ona dikmişlerdi. Kuzeye mi uçuyormuş diye fısıldadı Hermione. Geri mi dönüyor yani? Dumbledore hangi işaretleri okuyormuş? dedi Ron kafası karışmış bir halde. Harry, ne oldu? Harry alnını yumruklamış. Hedwig'in sıçrayıp kucağından inmesine neden olmuştu. Ona söylememeliydim, dedi Harry öfkeyle. Neden bahsediyorsun sen? dedi Ron şaşkın şaşkın. Geri dönmek zorunda olduğunu düşündü bu yüzden dedi Harry. Bu defa da yumruğunu masaya öyle bir vurdu ki Hedwig Ron'un sandalyesinin arkasına konup kızgın kızgın ötmeye başladı. Geri dönüyor çünkü başımın belada olduğunu düşünüyor. Oysa benim hiçbir şeyim yok. Ayrıca sana verecek bir şeyim de yok yanımda. Diyerek gagasını bir şey bekliyormuş gibisinden açık kapayan Hedwig'e çıkıştı. Yiyecek istiyorsan belki şahaneye çıkman gerekecek. Hedwig ona son derece incinmiş bir bakış attı ve açık pencereden dışarı uçtu. Uçarken kanadıyla Harry'nin kafasına bir tane çatmayı da ihmal etmedi. Harry diye yatıştırıcı bir sesle lafa başladı Hermione. Ben yatmaya gidiyorum diye kestirip attı Harry. Sabahleyin görüşürüz. Yatakhaneye çıkınca pijamasını giydi ve dört direkli yatağına yattı. Ama kendini hiç yorgun hissetmiyordu. Sirius geri döner ve yakalanırsa onun yani Harry'nin suçu olacaktı. Niye dilini tutamamıştı ki sanki? Birkaç saniyelik acı duymuş, hemen ötmeye başlamıştı. Keşke bunu kendine saklama duyarlılığını göstermiş olsaydı. Harry az sonra Ron'un da yatakhaneye geldiğini duydu ama onunla konuşmadı. Uzun bir süre öylece yatıp yatağının tentesine baktı. Yatakhanede çıt çıkmıyordu. Eğer kafası bu kadar meşgul olmasa Neville'ın her zamanki horlamasının duyulmadığını fark edip Yatakhanede uyanık duran tek kişinin kendisi olmadığını anlayabilirdi.